Sevgili takipçiler merhaba. Efsane bir video ile yine karşınızdayız. Neslihan Atagül kadar yetenekli, Özge Yavuz kadar güzel, Sılat Türkoğlu kadar başarılı ve en önemlisi çok genç, daha yolun başında. İşte bu videomuzda ilk dizisi olmasına rağmen şimdiden yıldızı parlayan genç yetenek Yağmur Yüksel'in hayatına dair tüm merak edilenleri sizlere özel olarak araştırdık. İyi seyirler. Her şeyden önce onu belirtmek isteriz ki Yağmur Yüksel 20 Ocak 2002 yılı Merzifon'da hayata gözlerini açmıştır. Ama siyasılı olan güzel oyuncu Kova Burcu özelliğine sahiptir. Kova Burcu kadını oldukça neşeli ve eğlencelidir. Oldukça marifetli olan Kova Burcu kadınları aynı zamanda akıllı ve becerikli kişilerdir. Yağmur Hanım Burcu'nun ona sunduğu tüm özelliklerden yararlanmaya başarmıştır. 167 cm boyunda olan genç oyuncu 52 kilodur. Üniversite son sınıf öğrencisi olan Yağmur Hanım'ın paramedik bölümünde okuduğu bilinmektedir. Yani yetenekli oyuncunun tıp alanında eğitim aldığına herhalde sizler de şaşırdınız. Yağmur Hanım kendisini oyunculuk alanında geliştirmek için ayrıca oyunculuk üzerine profesyonel olarak eğitim almaktadır. DC Menajerlik Ajansı'nın bünyesinde yer alan oyuncu ilk kez kameralar önüne geçmektedir. Kan Çiçekleri dizisiyle ilk deneyimini yaşayan Yağmur'a ilk projesi olmasına bakmayarak yapımcı Nazmiye Yılmaz tarafından başrol oyuncusu gibi çok önemli bir görev verilmiştir. Peki sizce Yağmur Yüksel bu önemli görevin üstesinden gelmeyi başarmış mıdır? Yağmur Yüksel'in özellikle Barış Baktaş ile uyumu izleyiciler tarafından çok beğenilmektedir diyebiliriz. Başarılı oyuncu hayvanlara karşı çok hassastır ve Gece isminde dünyalar tatlısı bir köpeği vardır. Yağmur Hanım boş zamanlarında eski Türk filmleri izlemeyi çok seviyor. Özellikle usta oyuncu Kemal Sunal'ın en büyük hayranlarındandır. Bolu pek sevmese de takım olarak Galatasaray hayranı olduğu bilinmektedir. Genç oyuncu şimdilik kariyerine öncelik verdiği için aşk hayatında kimse yoktur. Yağmur Yüksel'e iş hayatında başarılar diliyoruz. Peki sizler Yağmur Yüksel hakkında ne eklemek istersiniz? Lütfen yorumlar kısmında değerli fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.